Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar. 27 Temmuz 2 Ağustos haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili kovalar, bu hafta ayın ışığı büyüyen fazda pazartesi günü ilk dördün fazında olacak. Akrep burcunda olacak. Pazartesi ve salı şöyle bir kariyer konuları, işte işiniz, gücünüz, görevler, sorumluluklar ay bu alanları işaret ediyor. Özellikle geleceğinizle ilgili bazı hedefleriniz varsa, işle ilgili beklentileriniz varsa, kariyerle ilgili mücadeleleriniz varsa burada ay ilk dördün fazına ulaştığı için bazı şeyler görünür hale gelebilir, netleşebilir. Etrafınızdan gelen işaretlere dikkat edin, haberlere dikkat edin, mesajları iyi anlamaya çalışın. Çünkü bu işaretlerle beraber belki önemli kararlar vereceksiniz, yeni adımlar atacaksınız ya da bazı yol ayrımlarına karar vereceksiniz. Yani fikir değişiklikleri olabilir. Yine aileyle ilgili sorumluluklar da birçok kova için hafta başı gündemde olacak gibi görünüyor. Ebeveynlerinizle ilgili bazı mesuliyetleriniz olabilir, sizden beklentileri olabilir. Çarşamba öğle saatlerinden itibaren Ay Yay burcuna geçiyor. Bu geçişle beraber biraz duygusal olarak rahatlıyoruz. Hani üzerimizdeki o görev duygusu, o sorumluluklardan uzaklaşıp hani sosyalleşmemiz, biraz hani sevdiğimiz insanlara zaman ayırmamız, arkadaşlarla yapacağımız organizasyonlara zaman ayırmamız mümkün. Eğer böyle bir arkadaşlarla beraber yapmak istediğimiz bir şeyler varsa, faaliyetler, özellikle çarşamba öğleden sonraki saatlerden itibaren bunlara daha fazla odaklanıyoruz. Aşk hayatımızda da güzel hareketler olabilir tabii ki bu geçişle beraber. Yalnız para konularına biraz dikkat edelim. Para konularında Neptün para evinizde, İkizler Burcu'ndaki Venüs de kare açı yapıyor bu hafta başından itibaren. Venüs parayı da yönetir. Bu çok fazla para harcama eğiliminde olabileceğinizi işaret ediyor. Yani çok iyimserce böyle ya da duygusalca para harcayabilirsiniz. Ya da beklentiler anlamında özellikle herhangi bir yatırımda aşırı hayalci beklentiler içerisinde olabilirsiniz. Yani gerek ticari faaliyetlerde gerek paranızı değerlendirirken, harcarken, yatırım yaparken lütfen daha gerçekçi olmaya çalışın sevgili kovalar. Cuma öğleden sonraki saatlerden itibaren Ay Oğlak Burcu'na geçiyor. Bu da hafta sonu sizin sakin olabileceğiniz, dinlenmek isteyeceğinizi, daha fazla biraz kendi özel alanınıza ve yalnızlığınıza zaman ayırabileceğinizi işaret ediyor. İç dünyanıza çok yönelebilirsiniz. Zaman zaman bu aşırı yalnızlaşma isteği ya da beklentisi ya da hani şartlar da öyle gerektirebilir tabii ki. Biraz hani olumsuz, melankolik duygular, karamsar düşünceler yaratabilir. Lütfen buna dikkat edin. Çünkü Merkür'le Plüto arasında bir karşıt açı var. Hafta sonu karamsar düşünceler, olumsuz düşünceler ruhsal ve bedensel sağlığımızı biraz sıkıntıya sokabilir. Endişeler, kaygılar, sindirim sistemimizi zorlayabilir. Mide problemlerine yol açabilir. Ya da bazı kronik problemlerimiz kendini hissettirebilir. Bu anlamda evet, içe dönüşler yapabiliriz ama olumsuz duygulardan uzaklaşmamız gerekiyor. Kendimizi rahatlatacak faaliyetlere zaman ayırabiliriz. Daha keyif alacağımız uğraşlarla ilgilenebiliriz. Dinlenmek, tatil yapmak da tabii ki önümüzdeki hafta için enerjimizi toparlamamıza yardımcı olacaktır sevgili kovalar. Güzel bir hafta diliyorum ve bayramınızı da kutluyorum. Hoşça kalın.